Arkadaşlar herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Endeks bugün eksi 2.12'lik bir kapanış yaptı. Şimdi daha önce şurada bakın günlüklerde arkadaşlar işin açıkçası benim şurada bir ikili tepe beklentim vardı. Fakat buradaki ikili tepe 4 saatliklerde muhtemelen e, şurada bir fincan kulpvari bir yapıya döndü. E, buranın hedefi arkadaşlar bakın buranın hedefi. Küçük çanak hedefi aşağı yukarı arkadaşlar küçük çanak hedefi buranın 8538'lere tekabül ediyordu. Büyük çanak hedefi de şu bölgenin 9140'lara tekabül ediyordu. Şimdi ben burada günlüklerde daha önce konuşmuştuk arkadaşlar. Bu 5704'ten beri takip ettiğim bir 8 günlük EMA var. Şimdi 8 günlük EMA 8311'de kaldı. Endeks bugün 8333'te kapattı. Normalde yarın için burada 8 günlük EMA'nın tutup tutmayacağını göreceğiz. Şimdi yarın için farklı bir olay daha var. Amerikan doları grafiğine geçtiğimiz zaman şuradaki 8 günlük EMA'yı kapatalım. Daha önce günlüklerde bahsettiğim arkadaşlar bakın şöyle bir trendimiz var. Buradaki trend Şurada başlıyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. 23 Ekim 2020'de başlıyor. Bakın. Şöyle bir impuls. Bakın. Burası daha sonra direnç vazifesi görüyor. bunun üzerine çıkıyor. Bakın. Buraya pullback'ler yapıyor. Yani yarın buradaki desteğin üzerine kalıcı olup olamayacağımızı e, göreceğiz. Belki e, şurası acaba bir işte alçak tepeler alçak dipler olarak seyredecek mi? Bizim daha önce konuştuğumuz şurada bir 2000 23 Ocak zirvemiz vardı. Burası 302 dolarlara tekabül ediyordu arkadaşlar. Bizim ilk etapta şuradaki 302 dolar 36 santim üzerine atmamız gerekiyor. Fakat burada bakın şuradaki destek önemli arkadaşlar. Daha önce endeks yayınında konuşmuştuk. Bakın burası sıkıştırıyor. Burası ya aşağıya ya yukarıya bir tarafa doğru artık kırılacak demiştim. Şimdi Amerikan doları bazında arkadaşlar acaba şöyle bir işte aşağıya doğru şurası da destek olacak şekilde şöyle bir destek yapabiliriz bu bölgeyi de. Şöyle bir acaba hani üçgenvari bir yapıya mı dönecek burası? Yoksa burası bir işte e, alçak tepeler alçak tipler. A, B C, D böyle bir alçak tepeler alçak tipleri mi göreceğiz? Bunu artık yarın içerisinde e, izleyip görmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar şuradaki grafikleri kapatıp bakın haftalı aldığımız zaman işler biraz değişiyor. Şimdi haftalığa geldiğimiz zaman haftalıkta bizim bakın şöyle bir trendimiz vardı arkadaşlar. Burası 2013'lerde başlıyor bakın. Alçak tepeler, alçak dipler. Şurada bir market yapısı kırılımı geliyor. Daha sonra burada artık trend değişiyor. Yani ee, şimdi biz günlüklerde kısa da belki şey gözükebilir. Ee, orada daha önce çizdiğim bir kama formasyonu vardı. Hatırlayanlar hatırlar. Bizim burada haftalıkta da bakın şöyle bir formasyonumuz oluşuyor arkadaşlar. Yani burası da bir kama. Haftalıkta geniş bir kama. Zaten bakın bu bölge kırıldı. Tekrar içeriye girdi. Şurada bir ayı tuzağı verdi. Eğer burayı yukarı koyabilirsek. 2023-2024 yılı içerisinde bu hükümet tarafındaki politikalar devam eder. Borsa tarafına bir yabancı girişi olursa şurayı bir pullback alırsak buranın orta vadedeki hedefi arkadaşlar 413 dolarlara tekabül ediyor. Şurayı bakın arkadaşlar şu bölgeyi de bir A B C ve D. Şurayı da bir filam olarak alırsak arkadaşlar, buranın bayrak direği de 383 dolarlara tekabül ediyor. Yani bu tarafa artık şey belirleyecek. İçerideki gelişmeler belirleyecek. İşte yabancı yatırımcı gelecek, gelmeyecek, bu belirleyecek. Belki döneceğiz buradan tekrar işte 200-250 dolarları. Belki şurada daha önce kırdığımız işte kuvvetli bir şey bölgesi var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. 200 dolarla 227 dolar arasında bir bölge var. Belki döneceğiz buraları test edeceğiz. Bu işte seçim belirsizliği vesaire vesaire. Bu tarafı takip edeceğiz. Şimdi borsa tarafında çok fazla hisse senedinde aşırılık var arkadaşlar. Bakın bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yani ben kendim şu özellikle işte Ağustos sonu Eylül başı Eylül ortasından beri çok fazla kimsenin konuşmadığı çok fazla böyle dillendirilmeyen işte konstilasyon aşamasına geçmiş veya all time ayından %70 düşmüş Amerikan doları bazında. Bu tarz hisselerde pozisyon almaya çalışıyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Fakat buradan e, yabancı gelse bile piyasa değeri 25-30 olan hisse senetlerine gelmeyecek arkadaşlar. Uygun fiyatlı, uygun gördükleri, orta uzun vadede işte hikayesi olan bir beklentisi olan hisselere gelecek bu adamlar. Bankacılık tarafı ucuz kaldı. Bir kısmı belki bankacılığa girecek. Sanayi tarafında ucuz hisse senetleri var. Ucuz hisse senetlerine girecek. Eğer şuradaki hareket yukarıya doğru devam ederse yani şuradaki filamayı yukarıya koyarsak veya şurada bir A5'tir, CD formasyonunda burası giderse olumlu bir haber akışıyla işte yabancı, yabancının da gelmesiyle birlikte. Burada arkadaşlar dediğim gibi yani ee, hisse seçerken çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü yani şuralarda Şeyden beri aşağı yukarı söylüyorum 2022'den beri buralarda yerli spekülatörler işlem yaptı arkadaşlar. Gerçekten iyi para kazandılar. Yarın öbür gün işte borsa tarafında da kümese yeni horozların girmesiyle beraber burada işler değişebilir. Şimdi e, dünya tarafına baktığımız zaman e, şu Amerikan 10 yıllıkları var arkadaşlar. Amerikan 10 yıllıkları nerede? Amerikan 10 yıllıkları var. Buraya bir kere e, daha önce çizdiğimiz bir direnç bölgesi vardı. Hatırlayanlar varsa arkadaşlar, bakın şurası bir direnç olarak çalışabilir demiştim. Şurada Amerikan 10 yıllıkları şu anda bu bölgedeki direncine geldi. E, burası kuvvetli gidiyor arkadaşlar. Bakın Amerikan 10 yıllıklarını muhakkak grafiklerinize koyun. Dx tarafı, Dx tarafında şu anda işte şu bölgede bakın, şu bölgenin içine haftalıklarda girmemizle beraber şu bölgenin normalde direnç olarak çalışması gerektiğini en azından şu bölgeye kadar düzeltme gelmesi gerektiğini konuşmuştuk. Fakat bu burada düzeltme yapmadı arkadaşlar. DX tarafı hala kuvvetli bakın. Şurada kırdığı bir direnç bölgesi var ve burayı çok rahat bir şekilde kırdı. Eğer aşağıya doğru gelirse bile aylıklarda bakın. DX'nin arkadaşlar aylıklardan 1900, 2011'den gelen şöyle bir aylık trendi var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradaki direnç bölgesiyle aşağıdaki destek bölgesi sıkıştıracak. Belki burası 116'lar 117'lere kadar şu bölgelere kadar orta vadede 2024 yılı içerisinde burası hareket edecek. S&P tarafında arkadaşlar, S&P tarafında şurada bir daha önce konuşmuştuk. 4 saatliklerde bakın. Şöyle bir trend kırılımımız geldi. Şu anda tekrar S&P tarafı bu bölgenin içine girmeye çalışıyor arkadaşlar. Burası olumlu. Bakın birinci temas, ikinci temas. Belki şurası ee... Eğer içeriye girerse yukarıya doğru ya hareketler güçlenecek ya da arkadaşlar burası alçak tepeler alçak dipler olarak devam edecek mi etmeyecek mi bu tarafı da izlemek gerekiyor. VIX tarafı arkadaşlar VIX tarafı e, ya dün ya bugün aşağı yukarı 20'nin üzerine çıktı şu anda daha önce benim çizdiğim bir destek bölgesi vardı şuraya haftalıkları alırsak VIX tarafında daha, daha net bir şekilde gözükecek. Yani şuranın içine girmesi iyi olmadı arkadaşlar. Umuyorum burası bir an önce toparlar. Bix tarafı eğer şu tarafın altına tekrar atarsa şu bölgenin altına tekrar atarsa yurt dışı tarafında da artık toparlanmalar başlıyor diyebiliriz. Altın tarafı daha önce konuşmuştuk. 1893 doların altında altın tarafında bir sıkıntı olabileceğini söylemiştim arkadaşlar. Şurada aldığım bir pozisyon vardı. Burayı ben 1893 dolarlarda stopladım. Altın 1816 dolarlara kadar geldi. Şurada bir ters fincan kul cool formasyon oluşumumuz vardı. Burası aşağılara 1798 dolarlara kadar sarkabilir. Şu bölgede bir destek bölgemiz vardı. Şu anda buralarda altın tarafı tutunmaya çalışıyor. Ancak arkadaşlar altında şuranın kırılması bakın hoş olmadı. Altında şuranın kırılması hoş olmadı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir trend desteğimiz var. Bu tarafın kırılması hoş olmadı. Doğalgaz tarafı var doğalgaz tarafını daha önce konuşmuştuk arkadaşlar doğalgaz ETF'i topluyorum diye söylemiştim defalarca Doğalgaz tarafı bakın şu bölgeyi şurada bir yükselen üçgen Tarzı bir yapımız var Şu bölge destek olarak çalışıyor şu anda bu bölgeyi kırdı Şimdi bu bölgenin pul geldi arkadaşlar bakın kırdığı daha önce kırdığı bölgenin pul beyi geldi ee, hareket sertleşecek mi sertleşmeyecek mi göreceğiz fakat doğalgaz tarafı aylıklarda baktığımız zaman gerçekten ucuz kalan enstrümanlardan bir tanesi arkadaşlar doğalgaz 2022 Eylül ayında 9 dolarlar civarındaydı yani bir sene önce 9 dolarlar civarındaydı 2 dolar 2.5 dolardan beri burayı e, defa söylüyorum Doğalgaz tarafı gerçekten ucuz kaldı arkadaşlar. Bakacağız bu buradan işte bir toparlanacak yukarıya doğru gidecek mi gitmeyecek mi? Amerika Birleşik Devletleri işte Rusya'yı sıkıştırmak için doğalgaz fiyatlarını baskıladı. Fakat artık yani kışta geliyor arkadaşlar. Aşağı yukarı doğalgaz neredeyse pandemi fiyatlarına geldi. Bakın şurada pandemi fiyatlarındaydı. Yani Nisan-Mayıs ayında neredeyse pandemi fiyatlarına geldi. Kışın gelmesiyle beraber burada bir talep artacak. Doğalgaz nereden alabilirim diye çok fazla soran insanlar var. Arkadaşlar ETF'ler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ETF'ler var. Mesela şey var. Amerika Birleşik Devletleri doğalgaz konu var. UNG ETF olarak yazarsanız. Bunları eskiden almanız için e, Amerika tarafında brokerınız olması gerekiyordu. Şimdi Philip Capital veya Midas üzerinden işlem açıp bunları alabiliyorsunuz. Bu kaldıraçsız. Mesela bunun bir de kaldıraçlısı var arkadaşlar. ETF'lerde kaldıraçlara çok fazla e, bulaşmayın. E, orası biraz e, şey yapabilir arkadaşlar. Yanılmıyorsam bu 3x kaldıraçlı. ProShares'ın Ultra Bloomberg Natural Gas bildiğim kadarıyla bu çarpı 3. Yani Burası atıyorum %2 yukarıya gittiği zaman %1.5 yukarıya gittiği zaman burası 2.5-3 katı hareket ediyor. Terste kaldığınız zaman da can yakabiliyor arkadaşlar. ETF tarafında kaldıraçlı ürünleri eğer çok fazla şeyiniz yoksa piyasa tecrübeniz yoksa ETF'lerde lütfen kaldıraçlı ürünleri kurulanmayın. Onun dışında çok fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Risk yönetiminizi, para yönetiminizi borsa tarafında iyi yapın. Son bir aydır söylediğim bir şey var borsa tarafında fırsatlar biçmeyecek diyecek kaçan göçen bir şey yok ee, para zaten kazanıldı arkadaşlar İşte haziran ayında e, çok güzel hisse senetleri paylaştım ben kendi kanalında en basiti göknür 11.50'den 32-33 liralara kadar gitti 1.3 e, oradan oldu onun dışında onlarca hissemiz oldu arkadaşlar. GökNür gerçekten çok iyi şey sağladı. Çok iyi bir performans sağladı. Sürekli GökNür GökNür diyorum. Borsa tarafında fırsatlar bitmiyor. Para yönetimi, risk yönetimi arkadaşlar. Çizmek bu işin %10'u. %45'i para yönetimi, %45'i risk yönetimi. Özellikle arkadaşlar bakın yeni gelen insanlara söylüyorum. Piyasada çok fazla tam tamlar var. E, yerli spekülatörlerin adamları Twitter, Telegram ve YouTube tarafından hisse senedi pazarlıyor. Çok kişinin canı yanacak arkadaşlar. Yani doğru fiyatlardan doğru yerlerde çok fazla konuşulamayan hisse senetlerinde para yönetimi, risk yönetimi yaparak orta vade için, kısa orta vade için arkadaşlar pozisyon alırsanız borsa tarafından zarar etmezsiniz. Yatırımcı kısmında kalırsınız. Kumarbaz tarafında çok fazla olmazsınız. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.